geldik. Nasıl geçti? İyi vallahi işte. Yapabildiğimiz kadar yaptık. Maşallah. Yetiştiremedim. Dünkü de matematikte biraz sıkılmıştım. Bunda yok ya, matematik yatan biraz zayıf benim. Genelde genel kültür de değil mi? Tabii. Genel kültürse o zaman ama sen olayı bitirmişsin. Ya işte benzer şeyler. Yaş zaten kaçtı? Yaş 76. 76 maşallah. Daha genel kültürde o zaman gerek yok. Sen genel şey. Bak, ya tutturacağım yani. Tutursan da okuyacağım diyorsun. Okuyacağım. Ya. O da güzel. Maşallah. Ne ama sen maşallah bu yaşında. Onlara örnek olmak lazım. Onlara örnek olmak lazım. Hayat her şeye rağmen devam ediyor. Evet. Yola devam diyorsun. Devam. Çok. Amin. Örnek insanları daima ön plana çıkartmak lazım. Evet. Görmeler lazım insanları. Bak hayat her şeye rağmen devam ediyor. Devam ediyor tabii. Bu iş öyle yani. Ondan sonra gidip askere gittim, geldim. Polis oldum. Polis olduktan sonra Ağrı'da lise diploması almak için müracaat ettim. Başıma işte oğlumun hadisesi geldi. Ve orada içinde bir şey vardı yani. Herkes yükseliyordu rütbesinde. Biz aynı yerde sayıkladık. Ne oldu? Emekli oldum şimdi. Her şeyim var. Allah'a şükür sağlığım iyi. Gençlere örnek olsun diye işte ben de herkese söylüyorum. İmtihana girin. Siz de girin. Girmeyenleri de uyarıyorum. Yaşlılar var da. Sen Türkiye'de yemin ediyorum örnek alınacak adamsın. Ya ben de örnek olsun diye yapıyorum. Buradan hasta o yani bir beklentimiz yok bizim şimdi bu şehirle ilgili. Ben ağında kalıyorum. Gençler durmadan çalışsınlar yani. Tembellik etmesinler, çalışsınlar. Muhakkak karşılığını görürler yani. Diyeceğim o. Dünya her şey var. Yani çocuklar pırıl pırıl çocuklar. Beyinler taze. Onun için okumanın yaşı yok. Ya genç yaşta bitirsinler.